Evinizin duvarı yıkılırsa kendi kendinize onarmanız mümkün değil elbette. Ama eğer isterseniz evinizin duvarlarını kendi zevkinize göre kolaylıkla boyayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hemen Burcu Kuraslan'a dönelim. Yanında boya badana işlerinde usta bir isim var. Bakalım işin erbabı bize ne gibi tüyolar verecek? Burcu söz sizde. Günaydın. Yazın havalar daha soğumadan yapılması gerekenlerin elbette başında evleri boyamak geliyor. Bugün de sizlere 28 yıldır boya badana ustalığı yapan Zeynep Şimşek'le birlikte bu işin püf noktalarını anlatacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Hemen hem Zeynep Hanım'ın hikayesini sohbet edeceğiz, konuşacağız. Hem de boyamanın püf noktalarını anlatacağız dediğim gibi. Önce neler yapılması lazım bir evi boyamak için? Öyle başlayalım. Sonra sohbet edelim. Önce neler yapılır? Mesela süpürgelikleri kablarız, bantlarız. Yerleri örtü sereriz. Eğer eşyalıysa eşyaları örtüsele toparlarız, sararız. Ondan sonra tavanları vururuz. Tavanlardan sonra yoklama yapılır. Çiviler kapatılır. İşte kırık, böyle kırıklar varsa. Hemen oraya gidelim. Oraya, evinizde evet. Çocuklarınız varsa çizebiliyordur. Ya da böyle daha önce çiviye değil mi saat takılır, başka şeyler de takılır. Evet, onlar kırar, biz böyle tamirat etmeye çalışırız. Bir duvarınız yoksa önce ne yapacağız? Önce macun çekeceğiz şu an. Macun. Hemen gösterelim. Evet. Bir yandan da sohbet edelim. 28 yıl dedim. Çok uzun bir süre. Nasıl başladınız? Kadınların yaşı sorulmaz ama Zeynep Hanım'ın yaşını sormak istiyorum. Korkum yok Allah'a şükür. Yani vallahi bu işi çocukken başladım diyeyim. Sonra çok sevdiğim bir boyacı abim vardı. Zeynep Hanım gel bu işe çok elin yatkın. Sen dedi güzel bu usta yetiştireyim dedi. Sağ olsun. Ben de onun sayesinde ekmek yiyorum şu an. Ama yaş kaçtı orayı kaçırmayalım. 58 ya biliyorum. Evet 58 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Çocuklarım Allah'a şükür hep bunlarla yetiştirdim. Kimseye muhtaç olmadım. Allah kimseye muhtaç etmesin. Kimseye. Çok şükür emeğimizle yetinmeye çalışıyoruz. Genç kalmanın sırrı herhalde. Bence çok çalışmak. Çok çalışmak. Evet, kesinlikle. Severek. Sevmezsen zaten bu işi yapamazsın. Genelde erkek işi diye bakılıyor. Şimdi evde hanımlar ya, bizi kahvaltı sofralarında... Hala insanlar görüyor seni bayansın. Bayan boyacı mı diyor. Evet bayan boyacı. Bayanların nerede bir mevkisi yok? Şoförlükte mi dersin, duvar ustası mı dersin? Her yerde var, her yönde, her işte varız ama hala kabul edilmiyoruz. Aslında kadının elindeydi her şeyde bambaşka bir... Net bence. Kadınları hala kabul etmiyorlar ama kadınlar her işte başarılı olacağına eminim. Yeter ki istesinler. Evet. Yaptık şimdi diyelim ki. Bura şimdi yapıldı, kuruyacak. Buna bir kat daha ince çekmem lazım. Boyamızı yapacağız. Başka bir şey zımparasını yapıp boyasını yapacağım. Zımparaladık, boyadık. Şimdi evet. Bekleyeceğiz. Ne kadar beklenecek kuruması? Kuruyor. Yani bugün kuruması lazım. Akşamüstü ancak bir daha bir kat çadık çekerim. Şimdi boyaya geçeceğiz o zaman. Evet. Duvarın diğer tarafları için. Tamam. Hemen onu nasıl seçeceğiz? Boya seçimi de çok önemli bu noktada tabii. Vallahi marka söylemiyoruz biliyorum. Boyanın kaliteli olmasına dikkat etmemiz lazım. Herhalde alan kullanışı sürekli el ayak varsa iyi bir boya kullanmamız lazım. Adi boya kullanırsak müşterimizi memnun edemeyiz. Evet. Yani. Özellikle çocuklarınız varsa ya da çok kullanılıyorsa duvarlar, eller değiyorsa. Sonra silinen bir boya olması, silikonlu olması daha avantajlı olur, daha kullanışlı olur. Silikonsuz inşaat boyası olursa 2 gün sonra siler, sildiği yerler iz bırakır, ev sahipleri ondan sonra bizi şikayet eder. Şimdi boyamız hazır. Nasıl boyayacağız? Evde bizi izleyenler de böyle kendiniz boyamak istiyorsanız bu yaz evinizi püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız. Vallahi püf noktası şu. Boyayı çok güzel bir karıştırmak lazım. Suyunu çok fazla vermemek lazım. Bu şekil olması lazım. Bak yoğurttan farkındaysa çok az bir koyuluğu var. Buna mesela bu şuraya kadardır boya. Bu kadar da su korsun. Yani 1 litre. En fazla 20 kiloya 1 litre su ancak olsun. Ne kadar bir alan boyayabiliriz bundan? Buna 9 metre kadar olur. Bir odayı boyar. Boyar. Peki.
Hemen başlayalım. Bir oda değil, bir ev. İki oda, bir salon. Bir koridoru boyar. Hemen başlayalım. Nasıl süreceğiz duvara? Tabii o ayrıntılar da önemli. Suyunu atıyoruz boyanın. Sonra karıştırıyoruz güzelce. Ondan sonra da boyamaza başlıyoruz. Buradan başlıyoruz bak. Böyle. Bunda dikine, yatay öyle bir seçenek var mı ya da? Hepsi dik olması lazım. Böyle yapmazsan, şöyle yaparsan fırçanın izi böyle belli olur. Hep dikine gidecek. Hep aynı yönde yapılıyor. Aynı yöne gidecek. Pürüzsüz olmasına dikkat etmemiz lazım. Rulo izi olmaması lazım. Bunu böyle yapmazsan asla düzgün olmaz. En çok ne hata yapıyorlar evde kendileri yapanlar? En çok tavana vuruyorlar. Tavanlar mesela hep böyle kestirirken alçıpanlara değiyor. Çok çirkin bir görüntü oluyor. Onu kontrol mü edecekler yaparken yoksa oralara da böyle bant yapıştırırız? Yok, biz bant yapıştırmıyoruz ama onlar yapamıyorsa bilmiyorum, bant mı yapıştırırlar artık onların kendi ellerine kalmış, biz yapıştırmıyoruz. Tamam, hemen devam edersek bir de kaç kat boyayacağız tabii, duvarın durumuna göre mi değişiyor? Ya duvar diyorum işte, eğer çok kirliyse 3 kat yer. Yok, bura gibiyse biz mesela şu üstü biz 3 kat vurduk. Bu aşağı o kadar değildi ama yukarıyı biz üst katını anca kapattık. Şöyle diyeyim, önce bir dönüşüm astarı yaptık her yeri. Ondan sonra boyamaya başladı. Yani farklı koyu, bir renk varsa astar mı koyu, yapalım? Burası koyu griydi. Bu koyu gri olduğu için de mecburdum. Dönüşüm rengi açmak için dönüşüm astarı yaptık. Dönüşüm astarı yaptık ki daha düzgün olsun diye. Evde kendiniz de koyu bir alanı açığa çevirecekseniz dönüşüm astarı yapmanız gerekiyor boyamadan önce. Eğer zaten açık renkse bir şey yapmaya gerek var mı? Yok. Açık rengin üstüne başka bir renk vurman kolay olur. Ama koyu rengin üstüne mutlaka dönüşüm astarı yapılması gerekiyor. Bir de aşağı yukarı maliyetler ne kadar bir bütçe ayırmalılar? 2 artı 1 bir evleri varsa 3 artı 1 bir evleri var. 2 artı 1 ise 6,5'ü bir kere kafadan çıkaracaklar. Çünkü şeyi altın gibi, her gün günden güne altın gibi pahalanıyor. Boyalar, evet. Usta masrafı da eklendiğinde 6,5, 7'yi bulur. Evin büyüklüğüne göre değişiyor diye. Evin fiyatlar değişiyor tabii. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. Hem püf noktalarını dinledik hem de işte kadın elinin değdiği her iş başka bir güzelleşiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.